Efendim bir insan hele de bir anne bunu nasıl yapabilir dedirten bir haber getireceğiz ekranlarınıza. İddiaya göre İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadın kaldığı dairenin bir odasında ailesi de yan odadayken doğum yaptı. Bebeği balkondan terasa koydu veya attı. Olay site sakinlerinin kargaların bebeğe üşüştüğünü görmesiyle ortaya çıktı. Devrim Tosunoğlu'nun özel haberi. Ailesi yan odadayken doğurdu, bebeğini balkondan teras'a attı. Kargalar başına üşüştü. Kan donduran olay ortaya çıktı. Libyalı Ayıma M adlı kadın yaklaşık 2 ay önce annesi ve üvey babası ile birlikte İstanbul'a geldi. Beylikdüzü'nde lüks bir sitedeki 245 metrekarelik eve yerleşti. Hamileydi. Genç kadın İstanbul'a geldiğinde hamileydi ancak o hamile olduğunu bilmediğini söyledi ta ki doğum yapana kadar. Ailesinin bundan haberi yoktu. İddiaya göre kadın annesi ve üvey babası yan odadayken doğum yaptı. 39 yaşındaki kadın ölü doğduğunu iddia ettiği bebeği evinin balkonundan sitenin terasına attı. 10. kattan bebeğini aşağı attı hiçbir şey olmamış gibi balkonun kapısını kapattı ve odasına geçti. Bir süre sonra komşular terasta kargaların bebeğin cansız bedenine üşüştüğünü fark etti. Korkunç gerçek komşuların ihbarıyla ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bebeği ayım ameyinin attığı ortaya çıktı. Kadın gözaltına alındı. Libya asıllı genç kadın bebeğini öldürmediğini söyledi. Zaten ölü doğduğunu iddia etti. İstanbul'a gelmeden önce de Libya'da cinsel istismara uğradığını polise verdiği ifadede detaylı bir şekilde anlattı. Kadın ifadesinde "Gebe olmadığımı düşündüğüm için doğum yaptığımı anlamadım. Bebeğim ölü doğduğu için ikametimizin balkon kısmından teras bölümüne attım." iddiasında bulundu kendisine cinsel istismarda bulunan kişinin de Libya'daki bahçıvanları olduğunu ileri sürdü. Ölü olarak doğduğu iddia edilen bebeğin cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Adliye sevk edilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. <laughs>